Merhaba arkadaşlar. Bugün yine aracımızda kullanabileceğimiz çok değişik bir cihazdan bahsedeceğim. Bu aslında çok küçük bir gerilimi yüksek değerlere çıkartabilen bir şok cihazı bobini. Biz bu bobini aracımıza çok farklı bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bu bobine internetten çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu cihazı hem arabanızda hem de benzinle çalışan diğer cihazlarınızda kullanabileceksiniz. Arabanızdaki ateşleme probleminin bujiden mi yoksa diğer başka sıkıntılardan mı kaynaklandığını bulabileceksiniz. Basit bir karton arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakır teli doluyorum ve yapıştırdım silikonla. Şimdi bu gireceği şekilde bir daire yapıyorum. 3.7 voltluk bir şarjlı pil arkadaşlar. Bunu şarj etmek için bir tane şarj modülü kullanıyorum. Pilimin eksi ve artı kablolarını şarj modülümün yine eksisine ve artısına bağlıyorum. Aynı zamanda benim ateşleme bobinime gidecek iki tane kabloyu da lehimledim. Kutumun yan tarafına silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Buradan şarj edeceğim. Kutumun üzerinde iki tane delik açıyorum. Bu deliklerden bir tanesi buji için bir tanesi de buton için arkadaşlar. Videomun başında yapmış olduğum kartonu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Bundan bir tane iletken çıkıyordu. Bunu yapmış olduğum kutunun üzerine kapak olarak kullanıyorum. Bujimin gireceği yerin altına arkadaşlar işaret alıyorum. Buraya da bir tane yine iletken yerleştireceğim. Bujimin sağlam durabilmesi için arkadaşlar bir tane nidium mıknatıs yerleştiriyorum. Onun üzerine de kablomu yerleştireceğim. Ve silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi sıra arkadaşlar bobinimi yerleştirmeye geldi. Bu saatten sonra bobinin bağlantıları da çok kolay. Bobinimizde 4 tane kablo var. 2 tanesi kırmızı. Diğer tarafındaki ise arkadaşlar kırmızı yeşil. Diğer tarafındaki kırmızı yeşili kullanacağım şu an. Diğer iki kırmızı çok tehlikeli olabilir arkadaşlar. Bu bir şok cihazı ve çok yüksek gerilim çıkartabiliyorlar. Pilden gelen yeşile eksiği bağladım direkt olarak bobinime gidiyor arkadaşlar. Kırmızı ise butonumdan geçireceğim arkadaşlar. Pilden gelen kabloyu hemen butonumun girişine butonumun çıkışındaki kabloyu da arkadaşlar yine şok bobinin diğer ucuna bağlıyorum. Yalıtım için daralan makaron kullanıyorum arkadaşlar. Sadece çakmamla ısıtarak izolasyonunu sağlamış oluyorum. Geriye sadece iki tane kabloyu bağlamak kalıyor arkadaşlar. Bunun yönü önemli değil. Aşağıdaki iletkene benim bujimin bir noktasının temas edeceği iletkene bir tanesini ve ilk önce yapmış olduğum silindir şeklindeki bujimin gireceği yuvaya da arkadaşlar diğer iletkeni bağlayacağım ve bütün bağlantılarım tamamlanmış olacak. Şu an bujimin temas edeceği diğer noktadaki iletkeni bağlıyorum arkadaşlar. Bu iletkeni de güzelce izole ediyorum. Ve artık arkadaşlar bütün bağlantılarım tamamlandı. Sadece kutumun içerisine silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. Ve artık bütün bujilerimizi test edebiliriz. Araba, motosiklet, motorlu tırpan, motorlu testleri hepsini arkadaşlar test edebileceğiz. Gayet basit bir şekilde. Bujimiz sağlamken yine buji almak zorunda kalmayacağız arkadaşlar. Devir tasarruf devri. Her şey çok pahalı. Elbette ki bujilerin tamamını değiştirebilsek bizim için daha güzel olacaktı. Ben bir tane araba bujisi deneyeceğim ilk baştan. Bujimi yerleştiriyorum ve sadece butona basarak üzerinden kıvılcım çıktığını görebiliyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.